Merhaba sevgili takipçilerim. Örgü evime hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç gün önce paylaşmış olduğum çiçek bahçesinin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yeleğimizi bir ön parçasını bitirdik. Arkasını. Şimdi diğer ön parçasıyla kol kesimiyle devam edeceğim. Şimdi yeleğimizin sayılarını vermiştik. Tekrar verelim. Şöyle şerit halinde başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçeklerimizi arasında da böyle V'ler olmak üzere 5 tane yapmıştık. Diğer önümüz de aynı şekilde. Bakın. Onu bitirdim. Buradan da böyle ara ara zaten göreceksiniz. Uzunluğunu 25 tane yapıyoruz izleyicilerim. Sizler kendi boyunuza göre ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Belki daha kısa da belki daha uzun seversiniz. Arkasını da aynı şekilde 25 tane uzunluğu 2, 4, 6, 8 tane de genişliği var. Şöyle yeleğimiz burada duracak. Ben de diğer ön parçasıyla kol kesimini sizlerle devam edeceğim. İki numara tığ, bir de simli ip kullanmıştık. Diğer videomuzda başlama yerini falan anlatmıştım örneğini. Şimdi şöyle iki örneğimizi trabzan yaptık. Diğer örneklerimizde devam ettik. Şimdi yaka kesimine geldik. Şurayı hemen. Bakın hep üçer tane fıstıklı yerimiz vardı. Şimdi eksiltmeye başlayacağız yaka kesiminden. İki tane yaptık. Bir zincir çekiyorum. Hemen ön trabzanlarıyla devam ediyorum. Şöyle hemen ön trabzanlarını örüyorum. Yine çok şık bir gelin yeleği oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada zaten 7, 8, 10 taneye kadar trabzan yapabilirsiniz. Genişliği size kalmış. Şimdi yaptık trabzanlarımızı bakın. Hemen şurada iki fıstığımızın arasına 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyoruz. Eksiltmeye başladık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen V şeklinde örmeye devam ediyorum. Yine arada bir tane zincirim var. 1 V oluşturduk. Şimdi şöyle bakın. Örneğimizle devam ediyorum. Şu an biraz daha yakın. 6'şar tane trabzanımız vardı. 3, 6. Arada bir tane zincirim var. Yine 6 tane trabzan. Ben diğer kol kesimine gelene kadar böyle öreceğim izleyicilerim. Şuraya gelene kadar. Siz o arada örneğimi izleyin, modelimi. Ben hızlıca hemen kol kesimine geleceğim. Siz izlerken yavaş yavaş. Pudra pembesi simli ip kullandık. Tam videoda rengi çıkmayabilir. Ara ara bakın şu an belli. Bazen daha açık rengi görünebiliyor. Ama çok tatlı bir rengi var. Bakın şu an tam rengi. Pudra pembesi.
Tam bir bohçalı çeyizlik gelin yeleği. Şimdi siz izlerken yine ara ara izleyeceksiniz zaten. Bakın kol kesimine geldik. Kol kesiminde de hemen 8 tane ön tarafta yapmışsak 8 tane trabzan bırakıyoruz. 10 tane yapmışsak 10 tane bırakıyoruz. Yani eşit olması lazım. Ön tarafıyla kol kesimi eşit olması lazım. Kaç tane yaparsanız o kadar yapacaksınız ön tarafını, kol kesimini. 3 tane zincirle dönüyorum yine. Aynı şekilde bakın. Devam ediyorum. Bir zincir örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi fıstıklı yerini yapıyoruz. Üçer tane fıstık. Arada 5 tane zincirimiz var. Beş tane zincir, beş dolgu. Yine V'lere geldik. Örneğimizi diğer videomuzda anlatmıştık. Burada tam anlaşılmayabilir. Bakın, burası kol kesimi. Şimdi yine devam edeceğim. Bu yaka kesimine kadar. O arada örerken siz yavaş yavaş yine modelimi izleyin. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hızlıca hemen geçiyorum ben. Bu yeleğimiz satıldı sevgili izleyicilerim. Yaşar Hanım'a gidecek. Hayırlısıyla çeyizlik herhalde kızlarına alıyor. İnşallah hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin Rabbim. Biz bitirdiğimiz zaman göndereceğiz. Şimdi bakın yaka kesimine yine geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Şurada 4 tane trabzan yaptığımız yere önce batıyorum. Sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum. Yine ön trabzanlarıyla devam ediyorum. Yani hep yukarıya doğru eksiltiyoruz izleyicilerim. Ön tarafından. Şimdi kol kesiminde yok eksiltme. Orasını bıraktık. Yukarıya doğru düz gideceğiz. Ön tarafından, yaka kesiminden hep bir bir eksilteceğiz yukarıya doğru. Örneklerimizi tabi ayarlayarak. Bakın biraz böyle dönmeye başladı bile. Şurasını da yaptıktan sonra yakasını hemen anlatacağım. Şimdi şöyle bakın, bir tane zincir çektik yine. Yine hemen şurayı batıyorum. Şurayı. Yine V ile devam ediyorum. Çok çabuk da dönerseniz böyle kötü olur yakanız. Bakın yavaş yavaş dönmeye başladı. Buradan bakın böyle böyle. Zaten bitmiş olanında da tam şurasındayız. Bakın izleyicilerim, şöyle hemen yakından.
Bakın şurada iki tane, yani üçer de fıstıklarımız kol kesimiyle geldik buraya kadar. Sonra iki tane fıstığımızı yaptık. Sonra tekrar geldik, tekrar ördük. Dört tane trabzan. Sonra tekrar iki tane böyle trabzan, ayrı ayrı fıstığımızın üstündeki trabzanlara seyrek olarak battık. Sonra bakın hep buradan yukarıya doğru böyle eksilttik. Bir tane, yani örneğimiz kanana kadar toplam 5 örneğimiz vardı ön parçasında. 2 tanesini kol kesimine yaptık, yani kestik. 2 tanesini de yaka tarafından böyle yukarıya doğru bitirerek devam ettik. Eksilterek sonra dikiyoruz iğneyle. Hep soruluyor dikim yerini falan da gösterir misin diye. Ara ara videolarımız da var. Dikme, oyalarımız. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Yani oradan da yapabilirsiniz. Şimdi yeleğimiz şöyle dursun. Yavaş yavaş yine bakın yaka kesiminden şöyle takip edebilirsiniz. Şöyle yapalım tam görünsün. Yaka kesimi şuradan yavaş yavaş. Şöyle hemen ben sizlere veda ederken siz de yavaş yavaş hem yaka kesimini hem yeleğimizi görmüş olacaksınız. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili izleyicilerim diyorum.